Selamun aleyküm. Bugün miladi 2 Eylül 2022 Cuma, Hicri 1444, 6 Safer. Günün ayeti. Böylece Rabbinin sözü o fasık kimseler üzerinde şöyle gerçekleşmiştir ki, onlar şüphesiz iman etmezler. Günün hadisi. Bir şeye karşı sevgin seni kör ve sağır eder de, onun eksiklerini görmez, kusurlarını işitmez olursun. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı, hep birlikte bakalım. 1633, Büyük İstanbul yangını başladı. Cibali'de çıkan yangında 20 binden fazla bina kül oldu. Katip Çelebi'ye göre şehrin 5'te biri yandı. İstanbul tarih boyunca sık sık büyük ve dehşetli yangınlara sahne olmuştur. 1666, 3 gün süren Büyük Londra yangını başladı. 13.200 ev ve 87 kilise kül oldu. 1898, makineli tüfek bir savaşta ilk kez kullanıldı. İlk makineli tüfekler bir el kolunun çevrilmesi gibi manuel olarak kullanılıyordu. 1925, tekke ve zaviyeler kapatıldı, buralarda yürütülen tüm dini faaliyetler yasaklandı. Tekke ve türbelerin kapatılmasına dini kıyafetleri ve memurların şapka giymesine dair Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı. Tekkeler, medreseler, dergahlar, İslam medeniyetinin geliştirilip geleceğe taşınmasında ve Müslüman toplumların yüksek ahlak ve erdemlerle donanıp gelişmesinde hayati öneme haiz bir görev üstlenmişlerdi. İslam milletini yok etmek için yüzyıllardır canhıraş bir gayret içine giren batılı Hristiyan devletler, Müslümanları ayakta tutan bu kurumları zayıflatmak için çok çaba sarf etmiş ve nihayet dolaylı yollardan da olsa bu kurumları ortadan kaldırmayı başarmışlardı. İslam alimlerine göre Müslüman toplumların diriliş ve yükselişi ancak bu kurumların tekrar asli temelleri üzerine bina edilmeleriyle mümkündür. 1925, Şapka Kanunu ve tekkelerin kapatılması üzerine Sivas'ta ayaklanma oldu. Kurulan İstiklal Mahkemesi pek çok kişiyi cezalandırdı. Şapka Kanunu'na muhalefetten 1925 Kasım-1926 Şubat arasında sayıları hala bilinmeyen birçok kişi idam edildi. İstiklal mahkemelerinin meclis onayından geçmeyen kararlarıyla idamlar hemen infaz edildi. Çok sayıda insanın tutuklu olarak yargılandığı 2-3 gün süren yargılamalarda hapis ve sürgün cezaları verildi. 1938, Fransa sömürgesi olan Hatay Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etti. Cumhurbaşkanlığına Tayfur Sökmen seçildi. 1977, Başbakan Demirel yaptığı basın toplantısında ne yok, ne zamandan beri yok, yok olan maddeyi bildirin, istediğiniz kadar göndereyim dedi. Ülkenin başbakanı bu sözleri sarf ettiği zaman halkın %80'i temel ihtiyaç maddelerini ya hiç bulamıyor ya da kara borsada çok zor şartlar altında temin ediyordu. Her şeyden önemlisi insanlar gittikçe derinleşen fakirlikle boğuşuyordu.